Herkese selamlar dostlar. 12 Ağustos 2021 iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Yine 6 tane mücadele çıkardım. Bu 6 mücadeleden 2 tanesini maç sonu kombine şeklinde yaptım. Videonun sonunda kombinemizi zaten göreceksiniz aynı şekilde. Hep de verdiğim gibi. Video sonlarına genelde 6 maçtan güvendiğim en 2 tane, 2 tanesini çıkartıyorum. ideal şekilde zaten bunu hep söylüyorum. Videonun sonuna zaten görsel olarak koyuyorum. Değerlendirmek isteyen arkadaşlarımız ister benim kombinemi değerlendirebilir ister ekstra da maçları değerlendirebilirler. Ekranı hemen arkadaşlar 10 Ağustos kombine önerisi gelsin. Kombine 10 Ağustos'ta verdiğimiz kombine kazanmıştır. Shakhtar'la Young Boys maçına maç sonu 1 olarak değerlendirdik. Aslında 10 Ağustos bizim için çok parlak geçmedi arkadaşlar. Nasıl parlak geçti? Hep yani çıkardığımız kombinedeki maçlar geldi yani. Gerisinde çok fazla bir başarı sağlayamadık. Örnek vermek gerekirse Rangers mücadelesi 1-0 önde geçmişti. Maç sonu 1 vermiştik. Hatta ben birazdan canlı raporunu göstereceğim. Bizim o maça ilk yarı 1 bile aldık yani öyle söyleyeyim. İlk kere 1'inden kazandık. Maç 1'den 2 oldu. 10 kişi takımdan 2 tane gol yedi. İlk maçta da mağlup olmuştu zaten. Mesela Rangers burada dünyalara bir batırdı diye düşünüyorum ben. Fakat 10 Ağustos çıkardığım kombine, benim çıkardığım ideal kombine gelmiştir. Değerlendirenler varsa arkadaşlar tebrik ediyorum. Onun dışında ekranda gördüğünüz üzere arkadaşlar 10 Ağustos canlı bahislerde ne kadar bir başarı sağlamışız gör, göstereyim ben size hemen. Toplamda 10 tane mücadele vermişim. Ekranda gördüğünüz üzere arkadaşlar. Bu 10 mücadeleden sol üstten başlayayım. Bragantino maçı gece mücadelesiydi. Maçon 2 olarak değerlendirdim. Dakika 13'te verdim ben o mücadeleyi 1.90 orandan. Geldi. Hemen altında genç mücadelesine ilk gol çaktar dedim. 1.50 gibi orandan geldi. Sao Paulo mücadelesi yine gece mücadelesiydi. 1.53 şeklinde bir öneri verdim. 1.55 gibi orandan. Maç 1-1 bitti. Goller ikinci yarı geldi. Geldi. Rangers Malmö mücadelesine baktığımız zaman da ilk gol Rangers'tan bekliyordum. Geldi. 1.35 ideal. E, Bragantino mücadelesine aynı şekilde toplam gol 1.5 üst verdim. O geldi. Baktığımız zaman da sağ en üstte ise Rangers mücadelesine ilk kere 1 verdim. 1.90 gibi orandan. O geldi. Zabrek maçına ilk kere 0.5 üst verdim. Geldi. 10 maçtan 7 tanesi geldi. Yatanlara baktığımız zaman da Sılvar Yapırağ'ın ev sahibi bir buçuk üstü bahsimiz yattı. Ve aynı şekilde e, gördüğünüz üzere de birinci, iki tane üst üste aynı şeyi koymuşum nedense. Zabrek mücadelesinde de ilk kere bir buçuk üst bahsimizde başarısız oldu. 10 bahisten toplamda 7 tanesi başarılı oldu. 3 tanesi başarısız oldu. Değerlendiren arkadaşlara tebrik ediyorum. Hemen Telegram üzerinden de gösterirsem şöyle Telegram üzerinden nasıl ne şekil veriyor, verdiğimi de göstereyim. Bakın zaten şöyle ben dakika 13'te vermişim. ilk gol Rangers ve aynı şekilde Rangers'ın ben ilk yarıdan galibiyetini önermişim Dakika 13'te değerlendirmişiz ve başarılı oldu. Zabrek mücadelesine verdim aynı şekilde. Dakika 11'de 1.65 gibi oranı var ilk yarıdan bir golün. Zabrek atlı burada da o bahsimiz de geldi. Zaten maç 1-0 bitti. Onun dışında şöyle gösterirsem. Rangers'ı gösterdik Vonladığımızı Şöyle aşağılarda kombine gelenler gidenler şurada. Sao Paulo mücadelesi geceye mesela Bragantino mücadelesine de ben 1.5 üst verdim. 1.42 gibi orandan ve maç son 2 olarak verdim. 1.90 gibi orandan yine dakika 13'te vermişim. Ve arkadaşlar dakika 20'de bak dakika 13'te verdim. Dakika 20 ile maç 2-0 oldu. 17 ve 20. dakikalarda gelen gollerle yani şurada 7 dakikada hem taraf bahsimiz hem de bir buçuk üst bahsimiz yaklaşık iki oranı geçiyor. 2 otuz iki bir oran oluyor. Geldi. Yani katıl grubunda ben bu şekilde canlı bahisler deviriyorum. Lütfen rica ediyorum katıl grubundaki arkadaşlar da video e, telegram grubu canlı bahisler hakkında yorum ve görüşlerini belirtirse sevinirim arkadaşlar diyerekten de ilk mücadelemize geçelim isterseniz. Ha nasıl katılacağım derseniz ise YouTube'da Kangal Tips yazıyorsunuz arkadaşlar. Abone ol oluşunun yanında sizlerde katıl var. Katıla tıkladığınız zaman da Katıla tıklayamayanlar varsa IOS kullanıcıları oluyor bunlar genelde. Onlar Instagram üzerinden yazsın veya bilgisayar üzerinden direkt katılabilirler. Buradan katıl butonu seviyeleri Kangartus videosunu izledikten sonra Telegram grubu, Telegram yüksek oranlı her şey dahil gruplarımızdan istediği seviyeye gelebilirler. Sizlere kalmış. Ben maçlara geçiyorum arkadaşlar. İlk maçımız Molde Trabzon mücadelesi. Zaten Trabzon'la Molde mücadelesini izlemiştik arkadaşlar. 3-3 bitti. Maç mutlaka sizler de izlemişsinizdir. Molde 4 kere geldi. 3 tanesine gol atmayı bildi. Trabzon ise muazzam bir futbol sergiledi. 90 artı 3'te kaçırdı bir penaltı var bak istesin. Hatta kaçan penaltının ardından bir kontrol ediler. Az daha 4-3 yeniliyorlardı öyle söyleyeyim ben size. Bu maçta ben kombineme de aldım açıkçası. Güveniyorum. Şöyle güveniyorum. Trabzon ilk maçta muazzam bir performans sergiledi. Bireysel anlamda Wakeme ve Gervinho gerçekten sağdan ve soldan çok hızlı içeriye doğru girişler yapabiliyor. İçeriye girişlerde o çıkardığı paslarda çok tehlikeli şutlar çıkartabiliyor ve golleri zaten o şekilde bulabiliyorlar. Ve duran toplarda Victor gibi etkili bir isimleri var. Edgar çok fazla etkili değil özellikle Victor duran toplarda, korner vuruşlarında olsun etkili. Trabzon'un golünü bekliyorum. Kendi evinde Molde hücum hattında zaten yo oynamayı seven bir takım. Ben bu mücadelede 1.52 gibi orandan 1.45'e düşmüş. Oranda da 1.45 gibi orandan karşılıklı gol var bahsini sizden öğreneceğim. Değerlendirmek isteyenler bu mücadeleye karşılıklı gol var şeklinde idealden değerlendirebilirler. İkinci maçımız Rubin Kazan Rakov mücadelesi. Rubin Kazan arkadaşlar lige gerçekten güzel maçladı. Başladı oynadı ilk 3 mücadeleyi de kazandı. Son maçında baktım rotasyona gitmiş mi diye. Son maçında 90'larda çevirdi zaten. Rakip kırmızı kart görmüştü. 10 kişi kalmıştı. Öyle çevirdi. Rubin Kazan son maçında 90'larda attı ve kazandı. E, ligdeki mücadelesinde. ilk maçta Rakov'la birlikte beraber kaldı. Dep dengeli bir oyun sergiledi. seyrettik açıkçası. Rotasyona da gitmemiş. E, Rotasyona gitse ben biraz daha ciddiye alıp biraz daha güvenebilirdim Rubin Kazan'a. Ama yine aynı şekilde güveneceğim Rubin Kazan'a. Şöyle güveneceğim Rubin Kazan takımına. Ben Rubin Kazan'ın e, bu maçta galip gelmesini bekliyorum. Belki bu maç şöyle riskli. Oranda biraz artış sağlanmış. Belki bir berabere giderdi, berabere biter diye düşünüyorum ama bir Rubin Kazan galibiyeti bence burada denenebilir. Oran olarak 1.73 gibi. Oran riski karşılıyor bakın. Burada yani taraf bahisi almak isterseniz güzel bir oran olduğu için burada direkt Rubin Kazan galibiyetini isteyenler değerlendirebilirler. İlk maçta berabere kalmış. Bu maçta kendi evinde biraz daha saldıracaktır diye düşünüyorum. Üçüncü maçımız Pauk Bohaminas mücadelesi. Pauk takımından bahsedeyim biraz sizlere. Yunanistan Ligi henüz daha başlamadı. Hazırlık maçlarında güzel bir performans sergiledi. İlk maçta oynanan maçta da şöyle söyleyeyim. 2-1 mağlup oldu Pauk takımı. Fakat oyun anlamında muazzam bir üstün oyunu olduğunu söyleyeyim Pauk adına. Hatta kaçan golleri var. Kaçan şutları öyle şutlar kaçırdı ki yani kale dibinden avuta çektiler. Ben biraz bakma fırsatım oldu Pauk mücadelesine. Ee, bu maçta ben yani Pauk'un ilk yarıdan hızlı bir başlangıç yapmasını bekliyorum. Zaten iddia risk yönetiminde Pauk'a 111 gibi bir oran açmış. Eğer <laughs> ben risk almak istemiyorum diyen varsa 1 11 oynayabilir. Takat biz öyle oynamayacağız. Ben burada 1-41 gibi orandan Pauk'un ilk yarıda hızlı başlamasını bekliyorum. İlk yarıda bir Pauk galibiyeti gelebilir diye düşünüyorum arkadaşlar. O yüzden burada maç sonu 1 yerine ilk yarı 1-1-41 gibi orandan değerlendirmenizi önereceğim. Değerlendirmek isteyenlere bol şans diyelim. Dördüncü maçımız Galatasaray mücadelesi. Bu arada arkadaşlar video şöyle 300 like gelirse. 300-350 like seviyelerinde. Gerçekten müteşekkir olurum arkadaşlar sizlere. Videoya beğeni ve yorum desteğini lütfen esirgemeyin. Ben burada sizler için güzel maçlar izliyorum. Canlı olaraktan da katıl grubumuza zaten ne kadar emek verdiğimi katıl grubundaki arkadaşlar bilir. Sizden ricam videoya güzel seviyelerde lütfen like atmanızdır diyerekten de geçiyorum. Hatta bekliyorum 2 saniye atın devam edelim. 1 ve 2 devam ediyoruz. Johnston'la Galatasaray mücadelesine. E Galatasaray'ın bu mücadeleyi arkadaşlar kazanması lazım ya. Gerçekten ilk maçtan Mustera'nın biraz Mustera'nın zaten form düşüklüğünü son zamanlarda görüyorsunuz. Ondan önce PSV maçında da aynı şekilde. Galatasaray'ın oranı da 1.83'ten 1.75'e kadar düşmüş gerilemiş. Ben bu maçı da tek maç olarak değerlendireceğim sizlere. Yüksek orandan değerlendirmeniz gerekiyorsa yüksek orandan tekli alın bu mücadeleyi. 4.5 altında bir Galatasaray galibiyeti denilebilir açıkçası. Galatasaray'da bugün Nelson transferi geldi defans hattına. 2025 veya 2026'ya kadar imzaladılar. E, Nelson bu maçta olmayacaktı fakat Galatasaray'ın ilk maçta yaptığı... ilk ya zaten 20 dakikada Galatasaray 2-0 skoru yakalıyordu neredeyse biraz daha becerikli olursa Galatasaray takımı ben Johnston'a karşı galip gelmelerini bekliyorum. 4.5 altında 2 yaparaktan da idealden tekli olarak değerlendirebilirsiniz. Videonun sonuna zaten bunu da göreceksiniz tekli olarak arkadaşlar. Bol şanslar diliyorum. Devam edelim. Sivas Spor'la Dinamo Batumi oynayacak mücadelede. Sivas Spor'da Gradel'le takıma döndü artık. Pedro Nike ile Gradel orada bir yarış sergileyebilir. Açıkçası sol açıkta. Fakat ben zaten Gradel'i ilk 11'i bu maçta çıkabilir diye düşünüyorum. Formu da yaptı ya yani Phil maç da yaptı yani. Form durumu da iyi aynı şekilde. Fakat ben bu mücadelede Sivas zaten ilk maçta son dakikalarda attı 90 +5'te. Bu maçta berabere kalsa bile Sivas Spor için bir e, avantaj olacaktır yani geçecektir turu. Ben bu maçın ilk yarısında çok fazla gol beklemiyorum açıkçası. İlk yarı 1.5 altın oranı da 1.38 gibi oranı var. Hatta oran düşmüş bakın. Bu mücadeleyi de değerlendirebilirsiniz. Sivas Spor Dinamo Batumi mücadelesinde de ben Batumi'nin burada zaten ilk başlarda direkt risk alacağını düşünmüyorum. Biraz daha Sivas Spor bastıracaktır diye düşünüyorum. O yüzden bu mücadelede Sivas Spor'un ilk yarısından gelmeyecek iki golü benim için değerli. Ali Şaşal'la son zamanlarda gerçekten formda bir isim olduğunu düşünüyorum. Defansı da takım halinde defans ve orta saha uyumuna gerçekten güzel. Bu maçın ilk yarısında 2 gol geleceğini düşünmüyorum. Sivas Spor'un da ilk yerden 2 gol atmasını gerçekten beklemiyorum. İlk kere 1.5 alt burada 1.38 gibi oranlar ideal olacaktır diye düşünüyorum. Değerlendirmek isteyen arkadaşlarımız değerlendirebilirler. Celtic Jablonec mücadele Jablonec mücadelesi Celtic takımından bahsedeyim. Yeni teknik adamıyla gerçekten kötü bir başlangıç yapmıştı. Fakat son zamanlarda son zamanlarda dedim Jablonec maçıyla birlikte bir çıkış ve inme yakaladığını söyleyebilirim. 4-2'lik bir galibiyet aldı Celtic deplasmanda ve kendi evinde lige döndüğümüz zaman da Dundee'ye karşı 6-0'lık bir galibiyet aldı. Ben yine burada deplasman takımının biraz daha risk alabileceğini düşünüyorum. Risk aldık risk alacaklar için Celtic'in de zaten o arkada yakaladığı boşlukları değerlendirebilirse bu maç zaten bol gollü ol olur diye düşünüyorum. Celtic takımı da artık rüzgarı al arkasına aldı. 6 0lıkta bir galibiyet aldı. Kadrosunda çok fazla rotasyona gitmeden aldı. Artık yavaştan kemik kadroyu oluşturuyor Celtic takımı da. Bu mücadelede hatta geçen maçta Jablonic mücadelesinde bazı yedek isimler ilk 11'i başladı. Yani forma yarışı var Celtic takımında. O yüzden ben maçı sağlayacaklarını düşünmüyorum. Gollü bir mücadele bekliyorum. Kombineme de aldım. 2.5 üst oranını ben. 2.5 üst tahminini ideal orandan kombineme aldım. Değerlendirmek isteyen arkadaşlarımız burada maç sonu buçuk üstü direkt değerlendirebilirler. Kombinem zaten göreceksiniz şimdi. Benim 6 maç tahminim bu şekilde. Ekrana gelsin arkadaşlar kombinelerim. 2 tane kombin önerisi yapacağım sizlere. Bir tanesi Galatasaray maçının teklisi. Bir tanesi de Molde ile Celtic mücadelesi. Bolton mücadelesine ben dediğim gibi ilk maçtaki gibi güzel bir maç bekliyorum. Karşılıklı gol var, karşılıklı gollerin sahne olabileceği bir maç. O yüzden karşılıklı gol var tahminini değerlendirdim. İsteyenler Trabzon mücadelesini KG var olarak alabilirler. Onun dışında baktığımız zaman da yanına Celtic'in 2.5 üstüyle kombinledim arkadaşlar. Onu da değerlendirmek isteyenler varsa Celtic mücadelesine ben dediğim gibi biraz gollü, geç, gollü geçmesini bekliyorum. 2.5 üst şeklinde aldım. Galatasaray maçına oranı biraz yüksek. Ona tekli olarak değerlendirmenizi istiyorum sizlere. 1.91 gibi orandan Galatasaray kazanır ve 4.5 altında yaparsanız yine 1.91 gibi yüksek orandan bahis almış olacaksınız. Hepsi gelebilir, hepsi tabii bol şanslar. Öncelikli olarak kendi fikirleriniz gerçekten sizlerin için önemli olsun. Ondan sonra bizim fikirlerimiz. İsteyenler benim kombineme, isteyenler de kendi seçtiği mesela 6 maçtan bir tanesini seçip değerlendirebilirler. Bol şanslar. Görüşmek üzere. Bay bay.